Şu anda çocuklarınız herhalde başörtüsünden dolayı 3. sefer sürgün edildi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Valla ne diyeyim, bize açıkça yapılan yani bir zulümdür, haksızlıktır bu. Biliyorsunuz bayağı bir siz de takip ediyorsunuz süreci zaten. İlk önce kılık kıyafete çocuklarım uymadıkları için 100. yıldan 75. yıla sürgün edildiler. Bu sefer başka bir okula, yani evimize bayağı uzak olan, en azından 20-25 dakika çocukların yürüyebileceği bir okula, Erol Tarakçıoğlu ilkokuluna gönderildiler. Ben itiraz dilekçesi verdim. Benim itiraz dilekçemi de kabul etmediler. İtiraz dilekçemde yani bir suçtan bir insanın bir sefer ceza alabileceğini, yönetmelikte de öyle zaten yazılıyor. Fakat ikinci sefer çocuklarımı gene sürgün verdiler. Bu bize yapılan açıkça bir zulümdür, bir haksızlıktır yani. Bana ve çocuklarıma zulüm ediliyor burada. Açıkçası budur yani. Ve çocuklarım şu anda benim itiraz etmeme rağmen gene üçüncü bir okula gönderildi. Şu anda çocuklarımı Erol Tarakçıoğlu'na getirmiş bulunmaktayım. Evet. Peki sizin de belirttiğiniz gibi yönetmeliğe göre kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan çocuklarınıza ceza olarak zaten bir okul değişikliği cezası verildi. Bu yönetmeliğe göre ikinci defa verilmesi suç dediniz. Evet. Buradan yetkililere ne demek istersiniz? Ben hem Başbakan'a, hem Milli Eğitim Bakanı'na, hem de İzmir Valiliğine birer dilekçe yazarak postaya verdim ve aynı yavşadığımız bu sürecin hepsini dilekçemde onlara da bildirmiş bulunmaktayım. Yani benim çağrım şudur. Yani bize bu zulüm yapılırken, bu haksızlık yapılırken ilçe Milli Eğitim Müdürü olsun, polis olsun, yani hiç kimse bizim sorunumuza eğilmiyor. Kimse bizi sormuyor. Yani burada yapılan bir suçtur. Bize yapılan bir haksızlıktır yani. Bizim sadece sesimizin duyulması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın olsun, Başbakan'ın olsun, bu duruma, İzmir Valisi'nin olsun, bu duruma el koyup müdahalede bulunması lazım. Yani bu çocuklar derslerini göremiyorlar. Derslere almadıkları gibi, kendileri derslere almadıkları gibi bir de çocuklarıma bir de vermişler. Yani 3 tane dersi kızımın, 3 tane dersini bir vermişler. Hem kendileri suç işliyor, çocukları derse almıyorlar. Onların işte 112. maddedeki hiçbir insanın okuma hakkının engellenemeyeceğine dair yasayı onlara defalarca hatırlatmama rağmen çocuklarımı derse almıyorlardı. Ve kendi çocuklarını onlar almadıkları gibi de onlara bir vermişler yani. Bu bize yapılan açıkça bir haksızlıktır, bir zulümdür. Bu zulmün bir son bulmasını istiyoruz.